Finlandiya'nın Lahti şehrinden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese selam olsun. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomun konusu Finlandiya vatandaşlığını başvuru yapabilmenin şartları. Özellikle altını çiziyorum. Başvuru yapabilmek için bazı şartlar vardır. O şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartları sizlere aktarmaya çalışacağım dilim döndüğünce. Bu soru, bu tip sorular bana çok sorulduğu için bu videoyu yapma gereği duydum. Önce bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Sonra da videomuza geçelim. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Hatırlatma videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beni yalnız bırakmazsınız. Kanalıma abone olursunuz ve destek olursunuz Finlandiya'da yaşayan, yeni gelmiş olan ya da gelmek isteyen, gelmeyi planlayan genç arkadaşlarıma yönelik daha faydalı olacağını düşünüyorum ben bu videomun. Eğer uzun vadeli planları yaparlarsa ne yapmaları gerektiğini ya da ne yapmamaları gerektiğini planlarlar ve ona göre bu ülkede davranırlar. Eğer amaçlarından bir tanesi Finlandiya vatandaşlığını kazanmak ise planlayın ve şartlar nedir onu öğrenin ve ben de tam işte bunu sizlere aktarmak için bu videomu yapıyorum. Biz Türkler genelde uzun vadeli planlar, planlamalar yapmayız, günlük yaşarız. Ülkemizin şartları gereği bu olmaktadır. Bu alışkanlığımızı muhakkak unutmamız lazım. Finlandiya'ya eğer geleceksek veya Finlandiya'da isek buraya yeni gelmeyi düşünüyorsanız ya da yeni geldiyseniz kesinlikle başkalarını dinlemeyin. O Boşver bir şey olmaz mantığından kurtulu. Eğer Finlandiya'da yaşamayı düşünüyorsanız ve yaşıyorsanız elbette ve uzun yıllarda hayatınızı burada geçirmeyi, buraya kök salmayı düşünüyorsanız Finlandiya vatandaşlığını sizlere tavsiye ederim. Bunun için kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Tam aksine çok kazanacak şeyleriniz olacaktır. Finlandiya ve Türkiye kanunlarına göre çoklu vatandaşlık kabul edilebilmektedir. Kabul edilmektedir. Almanya gibi ülkelerde örneğin Almanya vatandaşlığını başvurmanız için başvuru bilmeniz için Türk vatandaşlığından çıkmayı taahhüt ediyorsunuz. Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Ama Türkiye veya Finlandiya gibi ülkeler birden fazla çoklu vatandaşlık almanıza engel olan kanun, yasam ve mevzuatları bulunmamak. Ama dikkat etmeniz gereken konu şu ki örneğin Türk vatandaşlığındasınız. Türkiye'ye gittiğinizde sizler Türk vatandaşı gibi kanunlara, yükümlülüklere ve mevzuata uygun davranmak zorundasınız ve size öyle davranılır. Eğer bir suç işlediyseniz Finlandiya vatandaşı olarak değil de Türk vatandaşı olarak orada işlem ve muamele görürsünüz. Aynı şekilde Finlandiya'da da böyledir. Bunlar çok Ayrıntılı konular ben basitleştirmeye çalışıyorum. Biz Türklerin yapmış olduğu bir hata var. Biz kanunların herkese aynı olduğunu biliyoruz. İşte tam da hata burada başlıyor. Bunu yanlış biliyoruz. Eğer aynı kanun kapsamında değerlendiriliyorsa konu sizler için kanun herkese olduğu gibi aynıdır. Aynı konu başka kanun kapsamında, başka yasa kapsamında da değerlendirilebilir. Zaten bütün zurnanın zırt dediği yer burasıdır. O yüzden siyah beyaz düşünmeyin olayı kurumlarda dahi bu aynıdır. Kurumların hizmetinden yararlanabilmek için Türkiye olsun, burası olsun hangi kanun kapsamında sizi değerlendiriyorlar veya değerlendirecekler işte önemli olan budur. Aynı konu, aynı olay başka bir kanun kanun kapsamına girebilir. Çok fazla açmak istemiyorum bu konuyu. Siz bunun ana çerçevesinin böyle olduğunu bilin. Sonradan kafanız karışmasın diyebilirsiniz ki şu arkadaşımı bu şekilde Karar çıktı bana niye farklı çıktı diyebilirsiniz. Çok da dendiğini biliyorum. Şahit de oluyorum. Ayrık yasa ve kanun kapsamında değerlendirilmesinde ileri gelmektedir konu aynı gibi olabilir ama herkesin durumu farklıdır. Küçük nüanslar vardır. Bundan dolayı o kişi başka kanun kapsamına giriyor olabilir ve o kanun kapsamında o yasalar çerçevesinde konuları, işlemleri değerlendirilir. Zaten vatandaşlık başvurusunda da bu konular karşınıza çıkacak. Çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Çok Az bir nüans farkı var bunlarda. Bunları anlayabilmek çok önemli. Finlandiya vatandaşlığını alabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti'nin veya Finlandiya Cumhuriyeti'nin kanun ve yasalarında buna engel bir şey olmadığını söyledim. Çıkmak zorunda değilsiniz vatandaşlıktan. Terk etmek zorunda değilsiniz. Hatta Finlandiya vatandaşlığından sonra 3. dördüncü vatandaşlıkları da alabilirsiniz eğer o ülkelerin şartlarını vatandaşlık şartlarını yerine getiriyorsanız aynı şartların benzeri Finlandiya'da da var. Başvuru yapabilmek için şartlar. Bakın başvuru yapmak demek otomatik vatandaşlık almak demek değildir. Önce başvuru hakkınız vardır. Bu başvuru hakkını kazanabilmek için bu ön şartları yerine getirmiş olmanız gerekmektedir. Diğer türlü başvurunuz kabul edilmez. Edilse dahi red cevabı gelir ve paranız boşa gider. Çünkü bu ülkede her şey ücretlidir, bedava. Bu ülkede yaşanmadığını burada yaşayanlar bilir ama burayı yeni gelmişler veya yeni gelmekte olanlar bunu bilmezler. Burada her şey paraylıdır. Bedava hiçbir şey yoktur bu ülkede. Bu acı bir gerçektir. Maalesef gerçektir ve doğrudur. Finlandiya'ya hangi statü ile geldiğiniz önemli burada. Ben önce bir geliş statüsünü iki ana gruba ayırmak istiyorum. Eğer sığınmacı olarak geldiyseniz bu ülkeye ve uluslararası bir koruma altındaysanız ve genelde sığınmacılar öyledir veya mülteciler öyledir. Bunlar farklı kanunlar kapsamında değerlendirilir. Daha doğrusu aynı kanun dahi olsa bunların değerlendirmelerinde biraz nüans farkı vardır. Örneğin vatandaşlık başvuru yapabilmek için birinci şart bu ülkede kesintisiz olarak 5 yıl oturmuş ikamet etmeniz gerekmektedir. Bu rakam uluslararası koruma altında olan kişiler için 4'tür. İşte buradadır fark. Her iki sene de aynı kanun uygulansa da birisi 4 yılda başvuru hakkı kazanıyor, diğeri 5 yılda. Elbette reşit olmanız gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Tek başınıza başvuru yapabilecek reşit yaşta olmanız şart olarak önünüze gelecektir yeterli derece Finlandiya'nın iki resmi dilinden birini bilmeniz, konuşabilmeniz, derdinizi anlatabilmeniz gerekmektedir. Finlandiya'nın iki resmi dili vardır. Biri Fincedir, Diğeri ise İsveççedir. Bunlar da herhangi birisini bildiğinizde yeterli derecede ve bunu da kanıtladığınızda bu şartlardan bir diğerine de karşılamış oluyorsunuz vatandaşlık başvurusu yapabilmek için. Bu sıralayacağım şartların bir tanesini veya birçoğunu yerine getirip birini yerine getiremiyorsanız gene vatandaşlık başvuru yapma hakkınız yoktur. Bunları bütün olarak düşünmenizi tavsiye etmek istiyorum. Fince ya da İsveç kendi işini görebilecek tercümanı gerek kalmayacak kadar bir dil bilmeniz gerekmektedir. Bunun seviyesi olarak da 3 seviyesi istenmektedir sizden. Bunu çeşitli şekillerde bu dili bildiğinizi sizin kanıtlamanız gerekmektedir. Daha doğrusu çeşitli çok seçeneği vardır bunun. Gerek sözlü sınavlara gidersiniz, seviye sınavlarına gidersiniz veya burada okumuş olmanız dahi buna yeterlidir. O kabul edilen okulları bilmeniz lazım. Örneğin meslek okulunu Burada yeni bir meslek öğrendiğinizi kabul edelim. O okul diplomanız yeterlidir. Dil bildiğinize dair veya yüksek meslek okulu, üniversite ve bunun gibi okullara gidip oradan diploma almanız yeterlidir. Elbette kısa kurslar vesaireler buna dahil midir, değil midir? Hangi kurslar dahildir? Bunu sorun, soruşturun. Ayrıntıları çok fazla bu konu temiz bir geçmişiniz olması lazım bu 5 ya da 4 yıl boyunca. Yani siciliniz temiz olması lazım. İyi bir vatandaş olduğunuz kayıtlarda görünmelidir. Finlandiya'nın kayıtlarını. Bunlar nedir? O şartlar verginizi ödemiş olmanız, trafik cezalarınız, nafaka gibi bir yükümlülüğünüz varsa bunları ödemeniz, borçlarını ödemeniz, icra gelmemesi gibi sayılabilir ve artı geçiminizi nasıl sağladığınızı da sizin onlara ispat etmeniz gerekmektedir. Ve bu bilgiler kesinlikle doğru bildirilmelidir başvuru yaparken yanlış bir bildirim yaparsanız bunun yaptırımları bulunmaktadır kanunlar çerçevesinde. Elbette suç işlememeniz gerekmektedir. Siciliniz temiz dedik. Burada istenen iyi bir vatandaş, bu topluma yararlı, fin toplumuna yararlı, uyum sağlamış bir vatandaş olduğunuz ispatlansın deniliyor ve o isteniyor sizden. Bu başvuruları göç idaresi yani fince kısaltılmışı Migri'ye yapıyorsunuz. Migri'ye bu başvuruları kağıt form şeklinde de yapabilirsiniz ya da elektronik başvuru internet üzerinden yapmanız mümkün ve bütün başvurular Finlandiya'da ücretlidir demiştim. Şu anki ücretler eğer elektronik başvuru yaparsanız ona hakkınız varsa Finlandiya'da internet bankacılığı ile bu kurumların hizmetlerinden yararlanılabiliyor. İşlemler o şekilde internet bankacılığı şifresi ile girerek yapılmaktadır. Elektronik başvuru yapabilirsiniz. Elektronik başvuru yaparsanız başvuru ücreti düşmektedir. Çünkü arada bir memur olmadığı için memurun işini siz kendiniz yaptığınız için bu fiyatlar düşük tutulmaktadır ve bu zaten teşvik edilmektedir fiyatların düşük tutulmasıyla şu anki fiyatlar eğer kağıt form halinde yaparsanız Migre'ye gidip yani göç idaresine gidip bu formu oradan temin edip doldurup elden verirseniz vatandaşlık başvurusunun işleme alınış ve işlem yapma ücreti 690 avrodur. Bayağı da tuzludur. Eğer elektronik başvuru yapabiliyorsanız ve yardım alarak muhakkak yapın. 460 avroya bu düşmektedir. Yani 230 avro cebinizde kalır. Şimdi bu şartlar bazı kişiler için kişiye göre değişmektedir. Değişebilir. Mevzuat hangi yasa kapsamında bunlar? vatandaşlık başvurusu yapanlar değerlendirilir. Bu istisnalardan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu kimlere bu istisnalar uygulanır? Bu istisna uygulanacak kesimler engel. Örnek vermek gerekirse engellilerden bu dil bilme şartı, geçim şartı istenmez, aranmaz. Cahil olabilir birisi, cahilse gene dil bilme, okuma yazması olmadığından dolayı bu istenmez. Ve bunlar ayrı kanun kapsamında, aynı kanun kapsamında dahi olsa farklı değerlendirilir. Bunların bu özel durumları göz önüne alınır. Bunu da iyi bilin. Çünkü kendinizi böyle kişilerle bir tutmayın. Ona verildi bu hak, ondan istenmedi. Benden niye istenmiyor diye soru sorarak kendinizi gülünç duruma düşürürsünüz. İnternet üzerinden yani elektronik başvuru yaptıktan sonra veya kağıt başvurusu yaptıktan sonra internetten bu işlemlerin aşamalarını takip edebilirsiniz. Belirli sürelerle size zaten mail yoluyla bu bilgilendirme yapılacaktır. Ne kadar sürer diye sorarsanız bu duruma göre değişir. Bir senede vatandaşlık da alabilirsiniz. Her şey yolundaysa daha da kısa alanlar var, daha da çok bekleyenler var sizlerden ek bilgi de istenebilir bu değerlendirme aşamasında işlemleriniz için buna da hazır olun kesinlikle eksi veya yalan beyanda bulunmayın. Bu sizin işlemleriniz daha fazla geciktirir. Bazı vatandaşlar da vatandaşlık başvurusunu sadece bildirim yapmakla da kazanırlar. Onlar ayrı kanun kapsamında değerlendirilirler. Bu konu dediğim gibi değişik kişilere kapsamaktadır bu vatandaşlık konusu. Şartlar yani. Çünkü bir kişi... Fin vatandaşı olmasa bile anne veya babası Fin vatandaşıdır. Yurt dışında doğmuştur. Bu anne veya babanın Fin vatandaşı olması veya birinin olması sadece bildirim yapması gerektirir. Sadece bildirim yaparak vatandaşlığı kazanır. Çünkü bu doğuştan bir hakkıdır onun. Eğer sizlerin çocukları varsa ben biz Türkler açısından buna yaklaşmak istiyorum. Çocuklarınız Finlandiya'da doğduysa Fin vatandaşlığı kazanabilirler. Bilirler dedim özellikle ama şartı var onun. Birincisi zaten burada doğmak, ikincisi de anne ya da babanın birinin Fin vatandaşı olması. Durum şöyle de olabilir, Finlandiya dışında doğmuş olabilir çocuk ama Fin vatandaşı değildir. Bu defa da anne ya da babadan birinin Fin vatandaşı olması şartı aranır. Bunlar da dil şartı vesaire aranmaz. Ama onun da şartları vardır. Babanın mesela evlilik dışı bir çocuksa bu, babanın baba film vatandaşı ise babanın onu onun çocuğu olduğunu da kabul etmesi lazım resmi olarak. Kabul etmiş olması gerekmektedir resmi olarak. Zaten anne doğum belgesiyle bunu ispatlıyor ama babadan ayrıyeten o oh, benim çocuğumdur diye resmi olarak kabul ettiğine dair bir belge olması gerekiyor. Yurt dışında o ülkede kabul edilmiş olması gerekiyor bu belgenin. Dediğim gibi baba kendisi bir belge yazıp bununla çocuğu vatandaşlık başvuramaz. Bu belgenin resmi olması gerekiyor, geçerli olması gerekiyor. Kısaca bunları başlıklar altında toplamak gerekirse videomu bitirmeden önce 5 yıl burada oturmuş olmanız lazım kesintisiz. Siciliniz temiz olması lazım. Geçiminizi sağlayabiliyor olmanız lazım. İşiniz olması lazım yani. Kendi kendinize ayaklarının üzerinizde durmanız gerekmektedir. Sosyal yardımlarla yaşıyorsanız bu zaten mümkün değildir. Vatandaşlık alamazsınız. Çünkü siz fin toplumuna yarardan çok zarar getiriyorsunuz diye değerlendirilir. İşi basitçe böyle ben anlatıyorum. İzah etmeye çalışıyorum sadece. Siciliniz temiz olacak. Bütün borçlarınızı, faturalarınızı ödüyor olacaksınız. Ödemiş olacaksınız. icra gelmemiş olacak. Sonra da bu başvuru yapma hakkına sahip oluyorsunuz. Bakın başvuru yapma hakkına sahip. Vatandaşlık alırsınız demiyorum vatandaşlık için zaten bunu başvuru hakkını bu kriterleri bu şartları yerine getiriyorsanız başvuru yapabiliyorsunuz. Sonra da diğer bir ikinci aşama başlıyor. Bunlar değerlendiriliyor, gerçekliği araştırılıyor. Bu kişinin doğru kişi olup olmadığı vesaire bunların hepsi değerlendiriliyor. O yüzden kesinlikle yanlış beyan vermeyin diyorum ya da eksik beyan vermeyin ki geciktirebilir bu sizin vatandaşlık karar sürecini ya da olumsuz karar çıkmasına da neden olabilir. O yüzden dikkat edin kesinlikle dikkat edin diyorum. Elbette başvuru yaparken kimliğinizin doğru kişi olduğunuzu ispatlamanız için pasaportunuz vesaireniz bu geçerli belgelerinizin kimliğinizin olması gerekmek ve ödeme sonra da bekleme elbette dil testini burada unuttum. Dil testinizi yani fince ya da İsveççe bildiğinizi, yeterli derece bildiğinizi ispatlamanız gerekmektedir. Bunu çeşitli şekilde sizlere açıklamaya çalıştım. Nasıl bunlar ispatlanır diye. Ana başlıklarıyla bu vatandaşlık başvurma şartlarının neler olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Dediğim gibi kişilere göre değişir. Her kişinin durumu farklı olabilir aklımıza gelmeyen bir durumda olabilir. Ondan bahsetmediğimiz ama Finlandiya kanunlarında herkese uygun herkes bir kanun bulunmaktadır. Bunların hepsi düşünülmüştür. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Unuttuğum bir şey varsa ya da farklı bir durumunuz varsa bu anlattıklarım kapsamına girmiyorsa elbette ben her şeyi bilemem unutmuş olduğum da vardır. Yorumlarla bana yazın, sorun. Elimden geldiğince elbette ben size yardımcı olmaya çalışırım. En azından doğru bilginin kaynağına sizi yönlendirebilirim. Finlandiya'nın Lahti şehrinden vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı olan herkese tekrar selam olsun diyorum. Beni yalnız bırakmayın. Kanalıma abone olun, videolarımı paylaşın, beğenin, yorum yazın ki bu emeklerimiz boşa gitmesin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.